Bir de tabii FETÖ'nün bir başka boyutu da vardı. Buyurun. Bu sinsi yapı 28 Şubatçılarla bir onlarla da bir işbirliği söz konusuydu. Bakın BÇG diyorum, Batı Çalışma Grubu, beyin takımı 28 Şubat'ın. Bunlar her birlikte ofis açtılar. Bu ofiste işte o iller ilgili istihbarat toplanıyor. Benim çalıştığım dönemde de benim o çalıştığım Tugay'da da bir ofis açıldı. Girişi kontrollü, bir tane istihbarat subaylığına, istihbarat kursuna gönderilmiş bir subay oranın başında. Orada devam edildi. Sonra bir KYK yayınlandı 15 Temmuz sonrasında. Kanun hükmünde kararnameyle FETÖ'cülükten ihraç edilenler listesinde abi baktım o subayın ismi de var. Yani Batı Çalışma Grubu'nun elemanı o. Hmm. Ama FETÖ'cüymüş meğerse. FETÖ'den de ihraç edildi. Hatta beni mahkemeye de verdi de mahkeme reddetti davayı. Yani burada birlikteliği sonra işte medyaya da düşen videolardan da hatırlıyoruz. 1995 yılında FETÖ'nün o zamanlar en yaygın okulu Yamanlar Koleji'ydi. İzmir Yamanlar Koleji. Oradan öğrenciler Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyarete geliyorlar. Nurettin Veren'in başkanlığında. Birinciler. Ha, o videoyu hatırlar evet, insanlar. Evet. Orada Genelkurmay Başkanlığı'nın bir sözü var. Diyor ki normalde bizim buraya benim bulunduğum makama gelmeniz kolay değil. 2 ay, 3 ay sürer diyor. Ama ben sizi hemen aldım diyor. Evet öyle diyor. Arkasından FETÖ'nün Alaaddin Kaya aracılığıyla yazdığı bir mektup var. Çevik Bire yazdığı bir mektup. Okulları teslim edin evet. diye. O okullar ne hikmetse teslim edilmedi. Veyahut da teslim alınmadı. Yani kesin ama, orada bir 28 Şubat mağduru gibi göstermek için mi bu hamleyi yapıyor? Hayır mağduriyet yok ki onlarda. Hayır. Bir kılıf. Aa bakın işte bizim de okulları aslında aldılar gibi. Hayır almadılar zaten. Ama tarihlendirmeleri ben böyle parçaları birleştirince evet. dikkatimi çekiyor. 1997 yılını 99 yılının Şubat'ında Abdullah Öcalan'ı teslim eden güç aynı tarihlerde Fethullah Gülen'i de alıyor Amerika'ya götürüyor. Ve aynı tarihlerde bir şey daha Sayın alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hapse tıkıyor. Aha.